Çok mu beğendin makarnayı? Evet ablacığım, nefis nefis. Çocuklar, neye gülüyorsunuz bakalım? Anne, bu makarnaya bayıldım. Bir tabak daha yiyebilir miyim lütfen? Tabii oğlum, yiyebilirsin. Ama ilk önce tabağındaki makarnayı bitir istersen. Hümeyra, Ali. Mine, gelsene. Sen de bizimle makarna ye. Yoksa annenin özel mi özel muhteşem makarnasından mı? Evet. Hadi durma, gel. Mis gibi makarna. Ellerine sağlık teyze. Nefis. Bismillah. Afiyet olsun canım benim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam Alper. Gelsene. Gel oğlum, sana da bir tabak vereyim. Ne? Makarna mı? Harika. Bir tabak daha alabilir miyim anneciğim? Oğlum, bu ne hız? Tabii ki alabilirsin. Al bakalım. Nereden böyle Alper? Yine keçiyi arıyorum. Görmediniz değil mi? Bence artık keçiyi özgür bırak. Yakalasan bile yine kaçıyor. Bence de. İyi de dedem beni bırakmıyor. Keçiyi bulmamı istiyor. Anne, tabağıma biraz daha alabilir miyim? Tabağında var ya oğlum. Önce tabağındakini bitir. Ama kalmayabilir. Merak etme, yeterince var. Dün okumuştum. Peygamber Efendimiz bir kişinin yemeği iki kişiye yeter, iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter diye buyurmuş. Çok güzel, tam yerinde söyledin Hümeyra. Peygamberimiz paylaşmayı çok severmiş. Hem de misafir bereketiyle gelirmiş. Benim tabağım bitti. Keçiyi aramaya gitmeliyim. Biz de seninle gelelim ama keçiye karışmayız. İsterseniz size harika bir piknik sepeti hazırlayabilirim. Yaşasın! Çoktandır piknik yapmamıştık. O zaman ne duruyoruz? Harika bir gün. Temiz hava, güneş. Piknik için daha iyi bir gün olamazdı. Daha çok gidecek miyiz abla? Buralarda açık bir çayırda büyük bir ağaç vardı. Onun altı en iyisi. Ali acıktı galiba. Ali acıktı mı bilmem ama ben akşama kadar yürüyebilirim. Asla acıkmam. Herkes acıkır. Benim için geçerli değil. Bir karateci isterse günlerce yemek yemeyebilir. O zaman belki yemeği Ali'ye vermek istersin. Asla hayır demem. Galiba vermesem daha iyi olur. Neyse, yiyecek sepetini de ben taşıdığım için zaten sorun yok. Merak etmeyin, sepet benimle güvende. Merak etmiyoruz Alper. Sadece aç kalmayalım yeterli. Bu arada geldik. İşte eski değirmen ve büyük ağaç orada. İşte tam istediğim gibi bir gölge. Hey! Hadi arkadaşlar, biraz dinlenip hemen oyuna başlayalım. Acıkınca da bir şeyler yeriz. Hadi şuradaki ağaca kadar yarışalım. İlk varan kazanır. Tut bakalım. Hoppa. Dünyanın en hızlı voleybolcusu var burada. Hadi Hümeyra. Geliyor ha? Ali. Ha, ne? Oh, yine vuramadım. Ha? Hadi Ali, akşama kadar bekleyemeyiz. Abla, sepet nerede? Ne? İyi de buraya koymuştuk. Nereye gider? Allah Allah. Ama biz buradaydık. Aç kaldık işte, aç kaldık. Sepetimizi birisi almış. Durun bakalım. Sepetimizi alan belki arkasında bir iz bırakmıştır.
İz mi? İşte dünyanın en iyi iz sürücüsü karşınızda. Hemen etrafa bakalım. Bakalım nasıl bir iz bıraktın? Seni piknik sepeti hırsızı. Açım. 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 Hey, şuraya bakın. Ne oldu? Ne var? Sepetin içindeki tuzakmış herhalde. Ama suçlu ciddi bir iz bırakmış çocuklar. O zaman onu takip edelim. Takip mi? Evet, sepeti geri alalım. Ama çok açım. Evden çıkarken 3 tabak makarna yiyen sen değil miydin? Bendim ama acıktım. Hadi Ali. Ya açım diye sızlanmaya devam edersin ya da sepeti geri alırız. Evet, sepeti geri alacağız. Ama açım. Ya sabır, yürü Ali. Galiba yaklaşıyoruz. İzler burada bitiyor. Herhalde tuzlukta tuz kalmamış. Şimdi tuzsuz da yenmez ki. Ne? Ne var? Tuzsuz domates yenmez ki. Hı? 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 Sessiz olun. İşte burada. Çok yakında. Dikkatli olun. Hı? 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 Sen ha? Bırak o sepeti. Gel buraya. Ne yapıyor? Galiba uçmaya karar verdi. Gel buraya. Gitti sepet. Her şey karıştı. Ha? Gel buraya. Senin keçi yine yaptı yapacağını. Galiba sepette sağlam bir şey kalmadı. Hı? Ali dede. Ali dede. Hı? Ali dede. Bizi nasıl buldunuz? Fatih'le kasabadan dönüyorduk. Size uğramıştık. Annen eski değirmene pikniğe gittiler deyince bir uğrayalım dedik. Merhaba çocuklar. Hayırdır Alper, çok kızgınsın. Merhaba Fatih. Keçi gelip piknik sepetimizi kaçırmış. Onu arıyorduk. Bulduk ama içindekiler pek sağlam kalmadı herhalde. Tahminen hepsi birbirine karıştı. Reçel kavanozu da kırıldı herhalde. Açıp bakmaya bile cesaret edemedik. Yine mi o keçi? Bir türlü uslanmadı gitti. Artık fazla oldu. Neyse. Keçi keçiliğini yapmış yine. Üzülmeyin çocuklar, sepettekiler nasipten çıkmış. Yapacak bir şey yok. Sepeti evde açarsınız artık. Biz de kendimize göre bir şeyler getirmiştik zaten. Eve de uğradık. Ninen bize bol bol peynirli sıkma ve ayran verdi. Hepimize yeter. Ne? Sıkma mı? Hem de peynirli. Neyse, keçiyi aklımdan çıkarıp sıkmaları düşünmeliyim artık. Alper, keçi sepeti kaçırmasaydı biz de çoktan yemek yemiştik. Sıkmalara da yer kalmamıştı. Peynirli sıkmaya her zaman yer vardır. He? Ne zaman yiyoruz? Çok acıktım da. Bizim yemeklerde... Bizdekiler hepimize yeter, paylaşırız. O zaman bu dünyadaki en güzel şeyi yapalım. Paylaşmak. Evet,
Dostlarımıza, misafirlerimize, yolcuya ikram etmek, onlarla yemeğimizi paylaşmak Peygamberimizin bize tavsiyelerindendir. O zaman buyurun soframıza. Sofra bizden, yiyecekler sizden. Keçi ne olacak peki? Biliyor musun Poppy? Bugün yine harika bir gündü. Alper ve Mine'nin gelmesiyle kendimizi piknikte bulduk. Günün sürpriz misafiri yine keçiydi. Keçinin piknik sepetini kaçırmasıyla her şey alt üst oldu. Piknik sepetinin içi de alt üst oldu. Bugün öğrendiğim en güzel şey paylaşmak. Hala Peygamberimizin şu sözü kulaklarımda çınlıyor. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İki kişinin yemeği üç kişiye. Üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Ali dede de bize ikram etti. Hepimize yetti. Çok güzeldi. İyi geceler Poppy.